Biden'ın biliyorsunuz 24 Nisan sözce Ermeni işte soykırımı diye geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama karşısında herkes özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'ndan, AKP Genel Başkanı'ndan bir sert cevap en azından ve misilleme Önce şu HDP'den bahsedelim. HDP'den Sayın Bakanım. O dışarıdaki elin gavuru öyle diyor. İçeride Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan bir siyasi parti ondan daha da önce daha da sert cümlelerle soykırımı tanıdığını, Türklerin soykırım yaptığını ve bunun üzerine gitmesi gerektiğini. Önce bunu söyleyelim. Ondan sonra Biden üzerinden devam edelim. O ikisini bir arada şey yapalım. İç ve dış ayrı. Tamam, aldın sözü, devam et hocam. Şimdi Sayın Bakanım burada şöyle bir şey var. Senelerdir rahmetli Hrant Dink'le biz bunun mücadelesini televizyonlarda verdik. Yani onlara da çok geniş bir şekilde anlattık. Dedik ki tarihten husumet çıkarmayın. Yani milletler bir arada yaşıyorlarsa geçmişlerinden sıkıntı çıkaracak, rahatsızlık çıkaracak, milleti birbirine düşürecek şekilde bazı değerlendirmeler yapmayın. Eğer bir bilgiye, eğer bir kanıta, eğer bir belgeye şey yaparsanız, ulaşırsanız bunları açıklayın. Hepimiz birlikte bu belgeleri biz değerlendirelim. 105 sene önce Yaşar Okuyan'ın babasının dedesinin babası işte bir Ermeni'nin dedesinin babasının dedesini bilmem nerede kesmiş. Var mı bunun kanıtı? Var mı bunun bilgisi? Var mı bunun belgesi? Var mı bunun bu soykırım denilen çok ciddi bir kavram bu kavram. Bu kavram 1948 yılında Nürnberg mahkemeleri sırasında ortaya atıldı. Holokost dediğimiz Yahudilerin gaz fırınlarında yakılmasıyla ortaya çıkmış olan bir hadise olarak önümüze geldi. Siz bunu bize böyle bir topluca kurşuna dizme, topluca gömme, topluca gaz odalarında yakma böyle bir şey var mı yok mu? Bize bunu bir anlatın da biz de anlayalım. Böyle bir şey yok ama biz öyle inanıyoruz. İşte biz öyle söyleniyor. Öyle söylendiğine göre bu söylenen de doğrudur deniliyor. Bu son derece yanlış ve Türk kamuoyu da yani gerçekten kendi tarihini, kendi geçmişini incelemekten yorgun düşmüş ve gerçekten dönüp bu geçmişine bakmasını bilmeyen bir toplumuz biz. Onun için başkaları hiç unutmuyor geçmişte yaşananları. Biz de hiç hatırlamıyoruz geçmişte yaşadıklarımızı. Şimdi ben bir tane olay söyleyeceğim ve bu olayın ne olduğunu çok net bir biçimde bu soykırım iddialarının da neye dayandığını ve ne kadar mantıksız ve tutarsız bir yerden yaklaşıldığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi bakın, biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında malum olduğu üzere 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzaladık ve bu Mondros Mütarekesi ile birlikte Türkiye işgal edildi. İstanbul işgal edildi. Kim işgal etti? İngiliz, Fransız, İtalyan, ne kadar Yunan gemileri varsa İstanbul'a geldiler ve İstanbul işgal edildi. Ve İstanbul işgal edildikten sonra bu Ermenilerle ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Ve denildi ki Ermenilere bir kitle katliamları uygulandı. Bunların da sorumluları var. Yani şimdi burada problem şu. Ermeniler kullanılmaktan bir tür çok olağanüstü haz alıyorlar. Önce Ruslar kullandı bunları. Sonra İngilizler kullandı. Ondan sonra Fransızlar kullandı. Şimdi de Amerikalılar kullanıyor. Burası çok önemli. Çünkü niye önemli? Bunlar o bizim dedelerimiz 1915'te Sarıkamış'ta, 1915'te Çanakkale'de, 1915'te Galicia'da savaşırken, Süveyş'te boğulurken, Cezayir'den kovulurken ve çoluğumuz, çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, yaşlılarımız, çocuklarımız evde yalnızken arkadan vurdular. Bunların bulundukları yerlerden de
yer değiştirmesi bunlara uygulandı. Tehcir denilen hadise yer değiştirmesidir. Bir yerden bir yere göç ettirilmesidir. Bunlar şimdi bize diyorlar ki yok siz bizi oradan göç ettirmeseydiniz biz güzel bütün sizin sülalenizi orada keser biçerdik. Ondan sonra da orada kendimize bağımsız bir devlet kurardık. Niye bizi buradan göç ettirdiniz? Göç ettirmeyecekti. Ne yapacak? Çiçek mi verecektik? Arkada kalan yaşlıları kafasını keseceksiniz. Saldırıp evlerini, barklarını başlarına yıkacaksınız. Size ne yapılması gereken ne vardı? En akılcı yol uygulanmıştır. Ve burada da bunları götürün katledin deseydi göç ettirmeye gerek yoktu. Olduğu yerde katlederdiniz zaten. Demek ki bir katliam yok ortada. Ortada ne var? Bu isyan eden Ermenilerin şerrinden korunmak için bulundukları yerlerden Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine, Ürdün'e, Lübnan gibi yine Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde olan bölgelere bunlar göç ettirilmişlerdir. Yolda ölenler olmuştur. Ölenler yalnız onlardan olmamıştır. Türklerden de olmuştur. Kürtlerden de olmuştur. Müslüman. Herkesten ölen olmuştur. O dönem zaten ölümün kitlesel olarak hastalıklar vasıtasıyla yayıldığı ve halkların birbirlerine karşı intikam içerisinde hareket ettiği dönemdi. Fotoğrafın bir tarafı burası. Şimdi diğer taraftan İngilizler geliyor İstanbul'da diyorlar ki siz Ermenileri katlettiniz. Ermenileri katlettiğiniz için de sizi biz yargılayacağız. 144 kişi Sayın Bakanım şeyden alınıyor, İstanbul'dan alınıyor, Malta Adası'na gönderiliyor. Bunların içerisinde Ziya Gökalpler var. Bunların içerisinde bir yığın o İttihat ve Terakki'nin o zaman üst düzey adamları var. Ve burada gönderiyorlar, diyorlar ki Ermenileri katletmekten bunları, bu Türkleri yargılayın ve cezalandırın diye Malta Adası'na götürülüyor. Ortada Türkiye yok. Türkiye işgal altında. Tamamen inisiyatif İngiliz kraliçesine ve Büyük İngiltere'ye bağlı olarak bütün bunlar gerçekleştiriyor. Yani İngiltere yapıyor bu sorgulamayı ve yargılamayı. Şimdi burada yapılan yargılama sonrasında neler yapılıyor? Londra'daki Osmanlı arşivi Londra'ya taşınıyor o zaman. Londra'daki Osmanlı arşivi baştan sona inceleniyor. Sonra Amerika'da olan belgeler incelemeye alınıyor. Mısır'da, Irak'ta, Kafkasya'da yani nerede olduğu belge varsa bu belgeleri İngiliz savcılar araştırıyor ve bunun sonucu olarak Ermeni katliamının kanıtını arıyorlar. Bütün bu çabalara karşın bir İngiliz hukuk mahkemesinde geçerli sayılabilecek herhangi bir kanıt bulamıyorlar. Bunun üzerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı Kraliyet Başsavcılığından mahalledeki Malta'daki Türkler aleyhine hukuki bir dava açılamıyorsa siyasi bir dava açılmasını talep ediyor. Bakın diyor ki hukuki yönden böyle bir belge, kanıt, bilgi bulamadıysanız o zaman siyasi yönden bir dava açın diye doğrudan doğruya bunlara emrediyorlar. Ve bu emir sonucunda başsavcılık, İngiliz Kraliyet Başsavcılığı 29 Temmuz 1921 tarihli bir yazıyla eldeki kanıtlarla Malta'daki Türklerden hiçbirinin Ermeni katliamı gerekçesiyle cezalandırılamayacağını İngiliz hükümetine kesin bir dille bildiriyor. Bunun üzerine de İngiliz hükümeti Malta'daki tutuklu Türklerin tamamını serbest bırakıyor. Yani daha çok konuşabilirim bu konuda ama şunu söylemek istiyorum. Bu dava görülüyor ve bu mahkemede bir katliam yoktur ve buradaki bu katliama gerekçe olabilecek bilgi, belge de yoktur şeklinde bir açıklama ortaya konmuş oluyor. Yani bu mesele yargılanmış, yargıdan da beraat kararı vermiş. Buradaki tutukta bulunan 144-145 kişinin tamamı da suçsuz ilan edilmiş ve bunlar da geriye gönderilmiştir. Kim yapmış bunu? İngilizler yapmış. İngilizler ne durumdaydı? Hakim durumdaydı. Türkler burada var mıydı? Yoktu. Türk savcı mı? Hayır, İngiliz savcı.
Türkiye Cumhuriyeti mi? Hayır, İngiliz Krallığı yapmıştır. İngilizler herhalde Kıbrıs'ı elimizden alan, ülkemizi işgal eden İngilizler herhalde ahlaken bizi haklı çıkarmak için bu yargılamayı, bu mahkemeyi yapmadılar. Dolayısıyla bu mahkemeden bu mesele yargılanmış ve Malta'da bu mesele kapatılmıştır. Fakat şeyler bunu kapatmadılar. Ermeniler bunu kapatmadılar. Şimdi işin en enteresan yerine geleceğim. Bakın, her aklımdan geçtikçe, her hatırladıkça içimi sızlatan bir olaydır. Şimdi bu hadiseler olurken bir de bakıyoruz ki Talat Paşa Berlin'de kurşuna diziliyor. Öldürülüyor. Talat Paşa Berlin'de kurşuna dizen kişi Erzincan'dan Taylaran denilen bir Ermeni. Ve bu Ermeni yargılamaya gidiyor. Yargılamada diyor ki benim babalarım öldürüldüğü için ben çok hassastım bu konuda, onun için öldürdüm anlamına gelen sözler söylüyor. Bunun üzerine Taylaran da beraat ediyor. Bunun üzerine Ermeniler, Ermeni militanlar o kadar örgütlüler ki dünyanın her yerinde İttihatçı avına çıkıyorlar. Prens Said Halim Paşa, Sadrazam Prens Said Halim Paşa Roma'da vuruluyor. Ve Cemal Paşa, meşhur Cemal Enver Talat'ın Cemal Paşası Tiflis'te vuruluyor. Ve Bahattin Şakir, İttihatçıların en öndeki ve Azmi, Vali Azmi Berlin'de vuruluyor. Hep pusulara düşürerek hepsi ortadan kaldırılıyor. Ve Enver Paşa da bildiğiniz gibi Orta Asya'da mücadele ederken o da Ruslar tarafından orada şehit ediliyor. Şimdi düşünün, yani bunlar o kadar o dönem o kadar örgütlüler ki, ki daha önce de biliyorsunuz Abdülhamit'e bunlar 1908'de bir at arabasının içerisine yerleştirdikleri bombalarla suikast düzenlediler. Bunlar Osmanlı Bankası'nı bastılar. Bunlar daha sonraki süreç içerisinde Van'ı işgal ettiler. Van'da 82 bin Türk'ü katlettiler. İnanılmaz katliamlar gerçekleştirdiler. Ama hırsız yeğen olunca bu memlekette ev sahibini bastırıyor. Tabii bu burada bizim tarafta da Gümüşhane tarafında da verdiğimiz zayiatlar var. Benim anamın annesinin annesi. Bu Atkinson denilen o zamanın PKK elebaşısı Öcalan gibi terörist başı vardı. Onun top ateşi sonucunda yolda öldürülüyor. Hatta derenin içerisine gömüyorlar. Derenin içerisinde de hep annesi dermiş, annemin annesi dermiş ki abamın entarisi de dışarıda kaldı demiş. Derenin içerisinde elleriyle çabuk çabuk gömmüş, kaçmışlar. Çünkü arkasından Ermeni atlıları geliyormuş. Şimdi yani bu o kadar hadise, yüreğimize dokunan bir hadise ki inanılmaz bir şey. Fakat biz acılarımızı hiç hatırlamıyoruz. Yani Ano Yemen'dir, Gülü Çemen'dir, giden gelmiyor, acep nedendir diyoruz da Yemen'de ne oldu hiç haberimiz yok orada. Hiç haberimiz yok. Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni diyoruz da Çanakkale'de ne oldu, nasıl oldu, ne şekilde oldu? Hamaset yaparken kullanılır ama gerçekte orada ne olduğunun, o insanların orayı savunmak için nasıl şehit olduklarının hiç farkında değiliz. İşte Plevne'den Tuna Nehri akman diyor, etrafımı yıkman diyor, Şanı Büyük, Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz trajedi ve travma üzerinden gelmiş bir milletiz. Biz tarihten alacak, verecek meselemiz varsa biz alacaklıyız tarihten. Bizim borçlu olduğumuz hiçbir şey yok. Dolayısıyla şunu net olarak ifade etmekte yarar var. Ermeniler özellikle son zamanlarda Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemesi ve Azerbaycan'da Karabağ'ın Ermeni işgali altından kurtarılması üzerine Amerika'daki diaspora, Ermeni diasporası, ya biz o kadar mücadele ettik senelerdir de en sonunda işgali kırıldı.
ve Ermeniler kendi sınırlarına çekilmek zorunda kaldılar şeklinde çökmüştü moralleri. Bu morallerini Biden onlara böyle bir şey söyleyerek onları bir şeyde tutmaya çalıştı. Tabir yerindeyse onları moralize etti. Çünkü kendisini seçimlerde en fazla destekleyen gruplar Ermeni gruplarıydı. Ve bunlar çok örgütlüler. Yahudi lobisi, Ermeni lobisi, Rum lobisi. Üç tane lobi var. Bu lobilerin üçü de inanılmaz derecede Türkiye aleyhtarı ve inanılmaz derecede de aktif ve her şeye hakim durumdalar. Ve dolayısıyla da bugünkü Biden'a bunları söyleten de işte bu lobiler söyletiyor. Biden da bunu diasporanın etkinliğinin hala devam ettiğini vurgulatmak için dünya çapında psikolojik bir şey yapmış oldu. Destek vermiş oldu. Sayın Bakanım bakın ben izliyorum bunları işte şeyde okuyan o Taner Akşamı'ndan tutun bilmem ne. Bunların çoğunun biz Ermeni asıllı olduğunu bilmiyorduk. Oysa bunlar Ermenilermiş. Bizim karşımıza çıkarlardı bunlar. Devamlı Ermeni soykırımı, moykırımı katlettiniz Ermenileri falan filan derlerdi. Biz de zannediyoruz ki sıradan bizim arkadaşlar, bizim gibi insanlar. Oysa bunlar zaten şeymiş, kendileri Ermenilermiş. Ve dolayısıyla da Ermeni tezlerini de bu vesileyle savunuyorlar. Şimdi o diyor ki Karabağ'dan Ermenilerin çıkarılmasını da soykırım olarak ifade ediyor. Soykırım diyor, devam ediyor hala diyor. Karabağ'da en son olarak yapıldı diyor. Oradan diyor Ermeniler şöyle. Ya adam da işgal etmiş adamın toprağını, işgal topraklarından adamın çıkarılmasını soykırım olarak nitelendiriliyor. Ve diyor ki biz psikolojik savaşı biz kazandık diyor. İşte bizim bu yazdığımız savaş da bu psikolojik, Ermeni psikolojik savaşıydı. Adamlar net söylüyorlar. Diyorlar ki psikolojik savaşı biz kazandık. Şimdi bundan sonra Türkiye'yi işte şikayet ederek, davalar açarak Türkiye'yi mahkum ettirmenin yolunu bulacağız ve Türkiye'ye diz çöktüreceğiz şeklinde bir yaklaşım içerisinde hareket ediyorlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ya, dinime küfreden, dahleden bari Müslüman olsa diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir Amerika'daki bütün yerlilerin katliamından sorumlu bir ülke. İki, Amerika Birleşik Devletleri Kızılderililerin yok edilmesinden, imha edilmesinden, kurşuna dizilmesinden, kitlesel soykırım uygulanmasından sorumlu bir ülke. Daha da vahimi, Amerika Birleşik Devletleri bugün olmasa 10 sene sonra, olmasa 30 sene sonra Amerika'nın önüne getirip o faturayı koyacaklar. Diyecekler ki sen şu bombayı attın ve bu bombayla bir bomba, iki tane bomba attın, atom bombası Nagasaki'ye ve Hiroşima'ya aynı anda 200 bin insanın ölümüne sebebiyet verdin. Bilerek, isteyerek, amaçlı bir şekilde bunları imha ettin. Başka yollarla bunların dize getirilmesi veya teslim olması mümkünken bu kadar insanın, bu kadar masumun, bu kadar ikamet evin yıkılmasına neden oldun diye bunun hesabını soracaklar. Bugün Amerika güçlü, sorulmuyor ama yarın sorulacak. Şimdi başka bir şey daha var. 1948 yılında ortaya atılan bu jenosit kavramı, yani soykırım kavramı 1915 olaylarına götürüyorsunuz. Geriye götürüyorsunuz. Geriye götürdüğünüz zaman daha da geriye gidecek. O sizinkilere de gelecek. Yani tabir yerindeyse işte Hiroşima'ya gelecek. Onun da ötesinde Aztek İnkalar'ın Maya uygarlığına Cortez'in uyguladığı katliam da ortaya çıkacak. Ve dolayısıyla bizim tarihimizde kirli olan, kanlı olan hiçbir taraf yok. Biz son zamanlarda zaten 200 senedir Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar olan süreç içerisinde hep meşru müdafaadaydık. Ve devamlı savunmadaydık. Ve dolayısıyla var olma mücadelesi veriyorduk. Bizi Tuna boylarından Çatalca önlerine kadar, bizi ta Trablusgarp'tan, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den Antep'e, Maraş'a kadar sıkıştırdılar. Ve bizi her taraftan işgal altına aldılar, yok edeceklerdi. Fakat millet bütün varlığıyla ontolojisine sahip çıktı ve dolayısıyla da bugün buralarda bağımsız
bir devlet kurabilme imkanını elde edebildi. Şimdi bu emperyalist leş kargaları yaptıkları yetmiyormuş gibi şimdi bir de bize kendi kışkırttıkları, üzerimize sürdükleri ve dolayısıyla da o öldürttükleri binlerce, yüz binlerce insanın cesetleri ortada, geçmişleri ortada dururken efendim siz Ermenilere soykırım uyguladınız diye bizi 1915 yılındaki olaylarla suçluyorlar ve 1915'te de burada çok dikkat çekici bir şey var Sayın Bakanım. 1915'te de durmuyorlar. 1915'te 23 arası yani Cumhuriyet'le de ilişkilendiriyorlar. Ve diyorlar ki Türkler başından beri hep soykırım yapıyorlardı. Yalnız bunlara değil. Bakın şimdi bir FETÖ'ye soykırım lafı çıkarıyorlar. Önüne gelen kullanıyor artık bu soykırımı. Soğan, ekmek, peynir gibi kullanılıyor. FETÖ'ye soykırım yapılmış. Efendim başka Pontuslulara soykırım yapılmış. Başka Rumlara soykırım yapılmış. Başka önünüze kim geldiyse herkese soykırım yapılmış. Ve bu soykırımı yapan olarak da Türkler kastediliyor. Bak dikkat edin, Türkler kastediliyor. Yeri geldiği zaman Müslüman diyorlar ama soykırım yaptı veya böyle bir şey ifade edecekleri zaman da Türkler diyorlar. Ha bizim buradaki en büyük eksiğimiz de şu. Bunun özellikle ben altını çizmek istiyorum. Bizim eksiğimiz bir, bu mücadelenin sürekli olduğunun farkında olmamamız. Ve buna yönelik sürekli Ermeni lobilerinin, Türkiye düşmanlarının, Türkiye aleyhtarı olan lobilerin, ekonomik, medyatik şirketlerin hareketlerinin ötesinde Türkiye bu hareketleri ileriye taşıyacak, bu mücadeleyi sürekli bir şekilde her yerde sürdürecek durumda olması gerekirken Ermeni lobisi bir karar aldırtıyor, biz onun peşine takılıyoruz. Ermeni lobisi bir konferans düzenliyor, Türkiye'ye bir iftira ediyorlar, biz ona cevap vermeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman tez olarak kendimizi ifade edecek durumda ve konumda olamadık. Ve bunun da daha da kötüsü, Türkiye'de milliyetçi, gerçekten devletine, vatanına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve tarihine sahip çıkanlar devletin bürokrasisinde, devletin üniversitelerinden, devletin etkili ve yetkili yerlerinden uzaklaştırıldılar. Türk Tarih Kurumu gibi kurumların başına tabir yerindeyse böyle sıradan vasat unsurlar getirildi. Yani Halaçoğlu gibi, Yusuf Halaçoğlu gibi kişiler oradan alındı. Onun yerini dolduracak mı, doldurmayacak mı bilinmeyen kişiler getirildi. Bunlar da bu sefer şeye geçtiler. Efendim dediler, biz gelin şu Ermenilere bir şey yapalım, bir özür dileyelim de ya da işte bir karşılıklı özür dileme politikasıyla bu işi halledelim. Bu meselenin böyle basit bir mesele olduğunu zannediyorlar. Halbuki Türkiye'nin üzerindeki bütün emperyalist güçlerin en kıymetli enstrümanı bu Ermeni soykırım meselesidir. Birisi Ermeni soykırımından bahsediyorsa bilin ki orada küresel emperyalizmin bir uzantısı var demektir. Dolayısıyla gitti işte şeyi getirdiler, Terpetrosyan'ı Bursa'daki maçta Azerbaycan bayraklarını çöpe attılar. Ondan sonra orada tuttular. İşte bir spor diplomasisi yoluyla Ermenistan'la aramızı düzelteceğiz. Sonra bir ara peynir diplomasisi yoluyla aramızı düzelteceğiz. Sonra bir ara biz kapıları açacağız, aramızı düzelteceğiz. Böyle Adalet ve Kalkınma iktidarının saf dönemi mi yoksa cahillik dönemi mi diye bileceğimiz bir döneminde böyle bir çalışma başlattılar. Ve Davutoğlu gitti, protokol imzaladı. Zürih protokollerini biz unutmadık. Bu protokoller imzaladı ve bu protokollerin ondan sonra hepsi çöpe atıldı. Çünkü niye? Gerçeklerle bağdaşmıyor. Çünkü Ermenilerle ilgili soykırım meselesini ortadan kaldırırsanız Türkiye'yi suçlayacak veya Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni bir alanı bulmanız gerekiyor. O alan olmadığı sürece bunlar sürekli Türkiye'yi bu Ermeni soykırımı üzerinden vurmak ve mahkum etmek durumunda ve konumunda olmaktadırlar. Adam diyor ki
hukuki bir şey bulamadıysanız siyasi olarak bir şey bulun da yargılayın bunları diyor. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bunu tarihçilere bırakalım. Yani bu mesele tarihçilere bırakılacak kadar basit bir mesele değil ki. Bir Türk milletinin varlık yokluk meselesidir. Türk tarihine yönelik en büyük bühtan eden bir tavırdır. Evet, uhuletle suhuletle hareket etmek, attığınız adımın yarınını, öbürsü gününü düşünmek ve dolayısıyla dikkatli hareket etmek gerekir. Ama ağzının payını da vereceksiniz. Vereceksiniz, diyeceksiniz ki siz bize demeden önce, siz bakın daha 1992'de Hocalı soykırımı oldu. Hocalı soykırımı oldu. Bunun hesabını sordunuz mu? Ne çıkıp konuşuyorsunuz? 82 orada kardeşimizi çoluk çocuk demeden, yaşlı kadın demeden katlettiler. O bakan, Sayın Bakanım, onlar hem de görüntülü, videolu şey yapacak, yani kaçınacak, göçünecek, inkar edilecek bir şey yok orada. Ve siz onun hesabını vermediniz. 92'de ona soykırım demediniz. 32 sene, 36 sene hatta, 30 kaç sene, 39 sene mi ne oldu? O işgal devam ederken, ya adamlar geldi işgal etti. Siz kurdunuz orada bir üçlü grup ama o işgali oradan kaldıramadınız. O işgali ancak Azerbaycan kuvvetleri Türkiye'den aldığı destekle de ortadan kaldırdı. Dolayısıyla meseleyi gerçekten bir insani mesele, bir ahlaki mesele, bir vicdani mesele olarak pazarlıyorlar. Bununla hiç alakası yok. Türkiye'yi bir köşeye sıkıştırma meselesi olarak bu meseleyi pazarlıyorlar. Maalesef buna Türkiye'den de bazı gerçekten diyorum asabiye şuuru sıkıntılı olan tipler ve türler, bunlar da işte ya bu soykırım artık bize demiyor da bunlar İttihat ve Terakki yaptı, bu Osmanlı dönemine ait. Ya da işte kardeşim yani geçmişte olmuş, ne şuradan bir özür dileyelim de gidelim ya da onu kabul edelim de geçelim şeklinde son derece saf ve ahmakça hareket eden türler ve tipler var. Bir de tabi bu HDP denilen gerçekten Amerika'nın kuklası, Amerikan emperyalizminin uzantısı olan bu hareket var. Ve o hareket de gerçekten ne kadar Türk düşmanı olduğunu, Türk tarihine ne kadar düşman bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. Ve dolayısıyla da onun da kendisinin kapatılması için her türlü Türkiye düşmanlığını bir politika haline getirdiğini görüyoruz. Kıbrıs meselesinde Rumların yanında, Ermeni meselesinde Ermenilerin yanında, Amerika ile Türkiye'nin karşı karşıya geldi, Amerika'nın yanında olan bir parti kılıklı çete. Bir bakıyorsun Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi bir araya geliyor, bir metin imzalayabiliyorlar. Orada onlar oturuyor, öbürleri bunun tam tersi düşünce içerisinde fikir açıklıyorlar. Onun için Türkiye'nin kendisine, kendi kendine yalan söyleme alışkanlığını bir kenara bırakması gerekiyor. Biz içeride omuz omuza verip dışarıdan gelecek her türlü saldırıya karşı duramasak bizi içeriden vururlar. Nasıl geçmişte darbe yapmak için içeriden bazı insanları satın alarak onlar vasıtasıyla darbe yapıyorlarsa, bugün de siyaseten HDP gibi grupları, o çeteleri aktif hale getirerek onları devletin üzerine, onları milletin üzerine yönlendirerek terör örgütüyle birlikte Türkiye'de istikrarsızlık yaratıp Türkiye'nin elini zayıflatmaya çalışıyorlar. Bunların farkında olarak hareket etmek gerekiyor ve bunlara da gerekli cevabı gerektiği şekilde vermek gerekiyor. Ama eğer bir atımlık barut varsa veya bir merminiz varsa tabancanızda, o mermiyi asla hiçbir zaman kullanmamanız gerekir. Yani onun için de bu NATO'dan çıkalım söylemleri ya da işte Amerika'yla işte üstleri kapatalım söylemleri bu zaman içerisinde, zamana yayılarak yapılması gereken şeyler, böyle öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için uhuletle, suhuletle, arkasını önünü düşünerek NATO'yu Türkiye'ye karşı kullanmasını Amerika'nın engellemek için sizin orada olmanız gerekiyor. Oradan çıkmak size bir artı bir şey kazandırmıyor.
Amerika ile başka şeyler ilişkilerini dondurmak suretiyle ya da Rusya ile ilişkiler kurmak suretiyle Amerika'yı o yönde belli bir köşeye sıkıştırabilirsiniz. Ama böyle heyecanlı bir karşı koyuşun da ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Adım adım, yavaş yavaş ama hareket etmek gerekiyor. Amerika'nın ne kadar Türkiye düşmanı olduğunu son olayıyla ortaya koymuştur. Türkiye terör örgütü olan PYD'yi, PKK'yı devletleştiriyor. Türkiye'nin hava savunması için gerekli olan S-400'leri aldı diye Türkiye'ye F-35 ambargosu koyuyor. Türkiye'nin ödediği paraları hala bugünkü durumda geri vermiyor. Türkiye'ye Halk Bankası üzerinden dava açıyor. Bunların hepsi kabadayılık hukukunun ürettiği bir şey. Bunların demokrasiyle, bunların uluslararası hukukla ilişkisi yok. Zaten şey dedi ki bu meşhur şimdi ismi aklıma gelmedi. Hepimiz biliyoruz onun ismini ama o dedi ki uluslararası ilişkiler dedi. Hukukun değil, gücün ilişkisidir. Güç gerçekleştirir, hukuk onu meşru kılar demişti. Amerika'nın anlayışı bu. Ve dolayısıyla Türkiye bu noktada çok dikkatli, çok uyanık, çok akıllı hareket etmek zorunda ve içeride demokrasisini güçlendirirken ki en kırılgan olduğu nokta, Türkiye'nin iki tane kırılgan olduğu yer var bu iktidarın. Birincisi demokrasi, ikincisi ekonomi. Bu iki konudan Türkiye vurulur. Buraları Türkiye tahkim etmek zorundadır. Eğer ekonomi ve demokrasi güçlendirir ve teknolojide de ekonominin güçlenmesiyle beraber ileri adımlar atılmaya başlar, kendi uçağını yapabilecek duruma gelebilir. Nasıl İHA SİHA'daki yüksek teknolojiyi çok enteresan bir şekilde kullanarak bazı yerlerdeki oyunu değiştirdiyse burada da oyunu değiştirebilir. O bakımdan bizim alnımız açık, yüzümüz ak. Bizim herhangi bir milletin soyunu kurutmak, kökünü kesmek, onları yok etmek gibi biz bir politika uygulamadık. Biz mevcut topraklarımızda varoluş yok oluş mücadelesini verdik. Bize yönelik olarak kalkan kılıçları, arkadan bizi vuranları vuramaz hale getirdik ve dolayısıyla da bugünkü varlığımızı da ona borçlu olduğumuzu buradan yüksek sesle ifade etmek gerekir.